Allah utan dinlesin. Kızın elinden tutup çıkaramadın oradan. Evet. Allah hayırlı uğurlu etsin tekrardan. Allah bir yastıkla kocasın. Yüce Rabbül Alemin utandırmasın. Hadi. Hadi. Bana müsaade. Dünürüm. Biz de müsaade isteyelim. Allah her iki evladımıza da uzun ve hayırlı bir ömür nasip eylesin inşallah. İnşallah. Devamını artık hanımlar kendi aralarında hallederler. Hayırlı akşamlar. Ben ablacığım, ben seni sonra arayayım mı? Ne oldu ya? Hem sen niye böyle konuşuyorsun? Az önce Nur Sema'ya imam nikahı kıyıldı. Şu an çok iyi değilim. Ne oldu? Nur Sema. Bir şey söyleme. Ama böyle olmaz ki. Buna izin vermemeliydin. Çok geç. Hayır. Hiçbir şey için geç değil. Duydum. Doğa'yı aradım az önce. Nur Sema'yı imam nikah kıymışlar. Umut zaten bir tuhaftı bugün. İnşallah ters o bir durum olmamıştır.
Alef. Umut. Umut neredesin? Evdeyim. Umut, alo. Ne oluyor Ali? Sesi korkunç geliyor. Çok kötü halde. Benim hemen onun yanına gitmem lazım. Ne olmuş ki Umut'a? Ya herhalde Nursema'nın nikah haberini aldı. Bundan Umut'a ne? Ya onlar birbirlerini seviyorlardı. Umut dağılmış halde. Hadi ben gidiyorum, sonra konuşuruz. Nursema ile Umut birbirlerini seviyorlar. Ne ara bunlar birbirini sevdi? Herkese ne oluyor? Kıvılcım, senin haberin var mıydı? Hayır anne, ben de şimdi duydum. Çok şaşırdım şu anda. Vallahi ben şok. Nursema'ya bak sen ya. Bir bu eksikti. Dünürler kafalarına taş düşse bizden bilecekken bir de Umut çıktı şimdi başımıza. Vallahi kasıtlı yapıyoruz sanacaklar. Anne, bizimle ne alakası var Allah aşkına? Evet anneanne, bizimle ne ilgisi var? Yani biz de şu an seninle birlikte öğrendik. Alev bize de bir şey söylemedi. Aman sen teyzeni tanımıyor musun? O kendi hakkında car 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 konuşur. Ama arkadaşları hakkında ser verir, sır vermez. Anneciğim, sırmış. Nasıl anlatsın kız? Haklı yani. Ay vallahi bu olay daha çok su kaldırır. Bizim de başımıza ağrıtır. Demedi demeyi. Aa! Sanki evden cenaze çıktı. Ne oluyor kızlar? Kızım, ne kadar güzel bir aileye gelin gidiyorsun. Hadi bakayım, nikahta keramet vardır. Hadi. Pembe anneciğim, bence o her evlilik için geçerli değil. Nursema, artık Allah katında evlisin kızım. Bundan sonra hal ve hareketlerini buna göre düzenleyeceksin. Kızım, babam bir şey söyledi. Cevap versene, dilini mi yuttun? Odama gidebilir miyim? Bismillah. Git kızım. Benim için de zor bir gün oldu. Ben de yatayım artık. Git kızım, git. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Belki üzerime düşmez ama bu evlilik işi biraz erken olmadı mı? Geç bile kaldı Ömer. Geç bile kaldı. Umut, aklımı başımdan aldın. O sesin hali neydi öyle? Halin nedir? Ne oluyor? Halim bu işte. Ben sevdiği kadına sahip bile çıkamayan bir adamım. Ya saçmalama, sen elinden geleni yaptın. Ben şimdi kahve yapayım ikimize, tamam mı? Sen de git elini yüzünü yıka, öyle konuşalım. Hadi. Tamam.
kaldı ama yalnız kalmak istiyorsan gidebilirim ben. Gitme. Kal. Unutma almıştı. Umut almıştı. Ben Umut'la böyle bir şey yaşadığınızı bilmiyordum. Sen de hiç belli etmedin. Keşke başından bana söyleseydin. Belki bir çözüm bulurduk. Böyle olacağını bilmiyordum ki. Halinden Umut'u ne kadar çok sevdiğini anlayabiliyorum. Çok. Tüm yollar senin olsun. Bana bir umut bırak giderken. Kalbim sende dursun. Bana unutmayı anlat severken. Yollar senin olsun. Bugün bir farklı parlıyorsun gibi geldi. Hiç fark etmedim. Kalbim sende dursun. Bana unutmayı anlat severken. Duyuyorum artık çok geç. Parlamıyor gözündeki kaybolan ışık. Görüyorum artık çok zor. Hissediyorum içindeki eksilen yerleri. Yalnızlık uyanıp o derin, o sessiz, o hafif uykusundan. Yaklaşıp üstüme uzanıp adım adım. Ha Nursema, bu arada ben yani seni evden alamadığım için orada buluşalım diyorum. Yoksa eve gelirim, eve kadar da eşlik ederim sana yani. Neyse, o günlerde gelecek mutlaka. O zaman öpüyorum. Ben de öptüm. Bana unutmayı anlat severken. Yollar senin olsun, bana bir umut. Ben bundan sonra bir günümü bile sensiz geçirmek istemiyorum Nursema. Kim ne derse desin. Bana unutmayı anlat severken. Yollar senin olsun. Seni çok seviyorum. Doğa, Fatih'le sorunlarınız olabilir. Ama sevdiğin adamla evli olduğun için çok şanslısın. Bunun kıymetini bil. Nursema, ya sen de sevdiğin adamla evlenebilirsin. Bunu kabul etmek zorunda değilsin. Ne olur boyun eğme bunu. Kabullenmesi mi kaldı? Her şey oldu bitti. Gerçek olan bu. İyi de yani resmi nikahınız kıyılmadı. Sadece dini nikah var. O da çok önemli değil ki. Bizim için öyle değil. İmam nikahı dinimizce çok önemli. Biz az önce imam nezaretinde Allah katında karı koca olmayı kabul ettik. Resmi nikahta boşanma var. Dini nikahta yok mu? Tabii ki var. Tamam o zaman, niye üzülüyorsun? Boşanırsın, olur biter. O kadar kolay değil ki. Yani boşanmak için erkeğin 3 kere boş ol demesi gerekiyor. Erkek istemezse ne oluyor? Boşanamaz. Nursema, ben buna göz yumam o. Ne yapacaksın? Sen Umut'u gerçekten seviyor ve onunla evlenmek istiyor musun? Evet. O zaman ben de ne yapıp ne edip bu işi halledeceğim.
Ama hiç laf dinlemiyorsun. Yıkamamışsın yüzünü. Ya bugün olanlardan sonra yüzümü yıkasam ne olacak Alev? Sen bana bir tam anlatsana neler oldu. Abdullah Bey oturaklı bir siz ayrı dünyaların insanlarısınız nasihati çekti bana. Ölüm öyle bir tıkadı ki. Ne diyeceğimi bilemedim. Ne diyorsun ya? Apo'ya bak. Yani tatlı adam dedik, kibar adam dedik. İçinden ceyar çıktı, iyi mi? Dahası da var. Bu akşam Nur Sema'ya imam nikahı kıymışlar. Her şey bitti Alev. Ya yok canım saçmalama. Ne her şeyin bitmesi falan bir imam nikahıyla. Dur bakalım daha yani. Kim bilir Nur Sema ne haldedir şimdi. Yazık o kıza biliyor musun? Çok üzülüyorum. Da benim anlamadığım her şey nasıl bu kadar hızlı olup bitti ya. Olmuş işte. Baba çok kuvvetli ya. Halletmiştir. Desene Apo'nun babalığı Hulusi Kentmen'den Erol Taş'a bağlandı. Ay hiç açamayacağım şimdi. Kim? Kıvılcım. Ben öyle evden apar topar çıkınca panikle onlar da korktu tabii. Yok Alev'e ulaşamıyorum. Umarım bir sıkıntı yoktur. Ay şimdi ben de merak ettim. Zavallı Nur Sema ya. Bu zamanda koskoca metropolde zorla kız evlendiriyor deseler düşünürdüm. Ama burnumuzun dibinde olmuş da haberimiz yok. Ah doğacım ah. İnşallah bu akşam nasıl bir aileye gelin gittiğini, bizden kaçıp nereye sığındığını farkına varmıştır. Zavallı kız. Yağmurdan kaçarken doluya yakalandı. Burada kalsa bir türlü, oraya gitse bir türlü. Anneanne sırası mı şimdi? Hah, Alev arıyor. Alo Alev, nasılsınız? Burada durumlar berbat. Ama çok fena bir halde ya, çok kötü yani. Yapma ya. Söyledin mi Nur Sema'ya nikah kıyıldığını? Ya söyledim de Apo Umut'la konuşmuş, ayar vermiş. Abdullah Bey mi? Ta kendisi. Yani pembeden beklediğimiz her aksiyon bu sefer Apo'dan gelmiş. Neyse ben bu çocuğu bu halde burada bırakamam. Bunu da size haber vermek istedim. Gelemem yani. Tamam canım. Haberdar et bizi. Hadi öpüyorum. Ne olmuş? Umut çok kötüymüş. Ya, inanamıyorum ya. Resmen Nur Sema'yı yangından mal kaçırır gibi dini nikahla evlendirmişler. Nasıl insanlar bunlar ya? Nur Sema'yı bildiğin istemediği biriyle mi evlendirmişler? Manyak mı bunlar? Ama dini nikah diyorsun herhalde. Öyle çok önemli bir şey değil. Aa, önemli. Ya kızım, bazı şeyler anlatmakla anlaşılmıyor işte. Ablan bu ailenin içine girene kadar her şeyin üstesinden gelebileceğini sanıyordu. Ama yaşadıkları ayrı, şahit olduklarına bak. Umut da iyi, hoş bir çocuk. Severim de. Ama gidip Nur Sema'ya aşık olmuş. Pembe Hanım, o kimseleri beğenmeyen Pembe Hanım. Kalkıp da Umut'a kız verecek değil ya. Aman anne, onları kim beğensin Allah aşkına? Beğenen beğeniyor Kıvılcım. Mustafa, ya Nur Sema'yı gördün mü? Doğayla sarmaş dolaşarlar ve kader birliği yapmalar. Ne oluyor Allah aşkına ya? Ne güzel gelin görümce anlaşıyorlar işte, ne var?
Ya kocacığım gerçekten saflıkta bir dünya markasısın. Ya bunlar daha dün birbirini boğacak gibiydiler. Hangi ara böyle samimi oldular? Sen herkesi kendine karıştırma bence. Nasıl yani? Çok anlaşamıyorsunuz ya siz Doğa'yla yani o yüzden söyledim. Ha. Doğa'yla ben değil kimse anlaşamıyor Mustafa'cığım. Yo ben gayet iyi anlaşıyorum. Yani arada bir evden kaçma huyları olmasa iyi kız aslında. Demek ki onu da hiç sıkılıp gidesi geliyorsa. Allah'ım sabır ver bana ya. Bunlar birlikte kaçak olmasın. Ya yok artık daha neler delirdin hiç. Ben bu oyunu bozdurum Mustafa'm. Neyse yakında zaten bu samimiyetin nedeni ortaya çıkar. Benim derdim annem babam üzülmesin. Yoksa bana ne? Güzel karım benim. Niye canı sıkkın benim çocuklarımın annesinin? Ya Fatih. Ben Nursema için çok üzülüyorum. Ve sabaha kadar uyku girmedi gözüme. Ya Doğa sen de kendine dert arıyorsun. Ablam evlendi yuva kuracak. Nesine üzülüyorsun? Fatih ablan evlenmedi. Evlendirildi. Arasında büyük bir fark var. Bilmem farkında mısın ama. Doğa, bizim bu evin birçok gerçeği sana ters geliyor. Anlıyorum, bak hak da veriyorum. Ama artık lütfen bir şeyleri sorgulamayı bırak. Çünkü ben anlatmaktan yoruldum. Seni de anlamaya hiç niyetin yok. O yüzden lütfen başkalarının içine karışma hayatım. Üç maymun oyna diyorsun yani. Görme, duyma, konuşma. Eğer mümkünse evet. Çünkü biz bazı noktalarda bırak... Empati kurmayı konuşarak bile anlaşamıyoruz. Kavga ediyoruz, darbe yiyoruz. Nursema konusu bizim dışımızda. Lütfen biz karışmayalım. Karıcığım, canım sevgilim. Ben seninle mutlu olmak istiyorum. Hadi sen ablan için hiç üzülmüyor musun? Niye üzüleyim? Çok iyi bir eve gelin gitti. Çok iyi bir aile. Bir eli yağda bir eli balda olacak. Rahat ve mutlu bir evlilik yaşayacak. Hadi sevmediği bir adamla ne kadar mutlu olabilir? Ya Allah aşkına Doğa, sevdiği bir adamla mutluluğun garantisi var mı? Haklısın. Doğru. Yok. Senin, ben geliyorum. Tamam, bekliyorum aşağıda. Oğlum, ne biçim yatağın var ya? Ben kendi evimde böyle deliksiz uyumuyorum. Sen erken mi kalktın? Hiç uyumadım ki. Yuh Umut. Zombiye mi bağladın ya? Ya bir silkelen kendine gel artık ya. Silkeleneyim mi? Nasıl olacak o? Yani uyuyup uyanınca geçecek mi her şey? Nursema'nın böyle göz göre göre elimden kayıp gitmesi canımı yakıyor. Ya tamam, trajediye bağlama hemen. Yani o Apo ile Pembe, Erol Taş'la Ali Yerona'ya bağlamış olabilirler ama... yani burada da bir Adile Naşit yüreği var. Ha şöyle be. Vallahi içimi kıydın dünden beri. Biraz enerji be kardeşim. Tamam hadi, benim bugünlük Kırık Kalpler durağındaki mesaim bitti. İşe gidiyorum. Bu arada bana bak, sen sakın işe falan gelme. Hiç böyle çekemem seni. Kalk, duşunu al, dinlen, kafanı topla. Tamam, biraz ağlak yapabilirsin, izin veriyorum. Ondan sonra konuşuruz, haberleşiriz, tamam mı?
Emin misin? Hadi. İyi ki varsın. Ben kardeşim olsa anca bu kadar olurdu. Tamam sus be. Beni de ağlatacaksın. Hadi trajedi yok. Duşunu al. Şunu verir misin? Günaydın. Günaydın Kıvılcım Hanım. Afiyet olsun. Günaydın anneciğim. Günaydın. Anneciğim zeytin alır mısın? Ver çimenciğim. Sağ ol. Anne ben bu akşam Fatma'yı davet edeceğim. Sebep? Ne demek sebep? Uygun bir dille kızın gönlünü alacaksın. Yok daha neler. Bu yaştaki kadın Fatma Hanım'dan özür dileyecek. Siz hepiniz şaşırmışsınız. Anneciğim, kıza çok ayıp ettiğini bir kenara bırakacak olursak aynı zamanda da haksız yere suçladın. Fatma benim bu hayattaki tek dostum ve sen de onun kalbini kırdın. Lütfen rica ediyorum bu gece Fatma ile konuş ve bu durumu daha fazla uzatma. Anneanne bak annem haklı. Hem çok ayıp ettin hem de çok kırdın Fatma ablayı. Ay sen de annenin avukatı kesildin başıma. Peki peki konuşacağım. Tamam harika. O zaman... Bu kadarı bana yeter. Ben çıkıyorum. Sen de oyalanma çimenciğim. Tamam. Hadi görüşürüz. Güle güle. Her lafın içindesin bıcırık. Ne yapayım? Fatih, beni teyzenin ofisine bırakır mısın? Tabii. Tabii bırakırım. Da sen bugün okula gitmeyecek miydin? Ya benim dersim bir de sizinkilerin yanında bir şey söylemek istemedim. E malum şimdi teyzemin adı başka çağrışımlar yapabilir. Tamam hayatım. Tamam tabii ki bırakırım. Ama o Umut denen hat sizi görürsen sakın muhatap olmuyorsun Doğa. Duydun mu beni? Sakın. Hadi sen bana böyle emir gibi kokan cümleler acaba kurmasan mı? Ya Umut benim teyzemin en yakın arkadaşı. Aynı zamanda da iş ortağı. Ayrıca benim de çok sevdiğim bir insan. Yani sen istesen de istemesen de ben Umut'la görüşeceğim. Ya bir kere de böyle peki kocacığım desen ne olur acaba? Ne olabilir yani en fazla? Ben de aynı soruyu senin için soruyorum aslında biliyor musun? Neyse tamam sevgilim gerilmeyelim. Annenle konuşabildin. Hayır ve şu ara hiç konuşmak istemiyorum. Tamam sen nasıl istiyorsan içinden nasıl geliyorsa hayatım. Senin en mutlu olacağın şekilde. Hatta mümkünse bu konuyu hiç kimseyle konuşmak istemiyorum. Tamam, anlaşıldı karıcığım. Anne. Efendim kızım. Kur'an mı okuyordun? Evet. Allah kabul etsin. Amin, sağ ol. Ne dikiliyorsun? Öyle otursana kızım. Anne, Nursema iyi bir yere gelin gidiyor herhalde. Çok şükür, hayırlısıyla yavrum. Amin, amin. Allah tamamını erdirsin. İnşallah. Ay anne, sormazsam çatlayacağım. Sor, sor hadi kızım, sor. Ya bu Nikki için... öyle apar topar oldu. Bu kadar hızlı, jet hızıyla. Aman nasıl olacak kızım? Yapalım dedik, oldu işte. Abdullah Bey, nikah nasıl olur bu akşam öyle apar topar? Ne diyeceğiz insanlara? Ne bileyim Pembe Hanım, ben de şaşırdım ya. Yani kız elden gidiyordu ya, fevarya ne diyordun? Yap bir şeyler işte. Şu nikah bu akşam olsun. Ben ne yapabilirim ki? Saniye Hanım bir arasan. Bir bahane mahane bir şey. Hadi Pembe Hanım sen halledersin hadi. Ay Allah'ım ne yapacağım ben? Ay ne diyeceğim ki kadına? Anne.
Alo Saniye Hanımcığım. İyisiniz inşallah. Hamdolsun. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ay Saniye Hanımcığım. Sabahtan beri benim içim içime sığmıyor. Ben akşam bir rüya gördüm. Hayırlarla inşallah. Kurban olduğum Rabbim rüyamda bana vesile kıldı. Hayrınız tez olsun, nikahınız bu gece olsun diye bir ses yankılandı kulağımda. Ay sonra bir melek beyaz bir duvak getirdi bana. Ay Saniye Hanım, vallahi uyandığımdan beri yüreğim pır pır benim. Biz bu gece bu nikah kıysak mı acaba? Hem mübarek aylardayız da. Ay çok sevindim Saniye Hanımcığım. O zaman bekliyoruz bu akşam biz size. Size de hayırlı günler, size de. Ay, ay Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım sen beni affet ne olur, affet beni. Anne? Ne kızım? Ay Allah aşkına. Ya kapıda hazır mı bekliyordu taşanlar? Bir şey mi oldu diyorum? Yani hiçbir şey paylaşmıyorsun. Dua olsa hemen anlatırdın. Hasbinallah ve nimel vekil. Kızım Allah ol der olur işte. Kısmet nasip böyleymiş ki oluverdi. Ya anneciğim nasipten öte köy yok. Doğru zaman bu zamanmış demek. Öyleymiş kızım evet. Öyleymiş. Günaydın. Günaydın. Ben bu sese çok fazla alışmaya başladım yalnız. Öyle mi? Sahibine alıştın mı peki? Ona da tabii. Özledim seni. Ben de seni özledim. Ama biz herhalde böyle telefonlarda özlem gidereceğiz. Kardeşim ne yapıyorsun? Ömer sen delisin. Madem telefonda hasret gideremiyoruz, okula gitmeden önce benimle bir kahve içer misiniz hanımefendi? Yani başka bir seçeneğin var mı? Bence yok. Çünkü seni kaçırıyor. Sen gerçekten delisin. Deliyim. Hadi o zaman. Takip. Selamünaleyküm baba. Müsait misin? Gel. Anlat bakalım. Dün geceden beri kıvranıyorsun. Karın ağrın neymiş öğrenelim. Baba, senin sözün bizde kanundur. Ne çiğnenir ne yok sayılır. Baba sen öyle uygun gördükten sonra başımla beraber. Ama dün geceden beri içim içim yiyor baba. O kızın hali neydi öyle? Surat beş karış. Bütün akşam ağladı durdu. Ağzını bıçak açmadı. Nasıl olacak bu iş baba? Belli ki kızım pek gönlü yok. Nasıl olacağı senin bileceğin iş. Erkek adamsın. Karına lafını sözünü geçir. Hele şu nikahı bir kıyın. Aynı evde yaşamaya başlayın. Alışırsınız birbirinize. Biz ananla birbirimizi nikah günü gördük. Siz yine yatın kalkın dua edin halinize. Haklısın baba. Nur Sema'yı hafife alma. Abdullah Ünal'ın kızı o. O ailenin tek damadı olacaksın. Bunun kıymetini bil. Tamam baba. Sen nasıl uygun görüyorsan öyle olsun.
Şöyle bir dillere destan düğün yapalım. Namımız yürüsün. Gerisi kolay. Tamam aşkım, tamam. Gelir alırım ben seni. Hadi güzelim. Ararım seni, tamam? Lan oğlum niye dangıl dungul giriyorsun içeri? Yengemle konuşmuyordun herhalde. O da yengen oğlum. Ne yaptın? Konuştun mu babamla? Konuştum. Abdullah Ünal'a damat gitmenin önemiyle işi bağladı. Madem babam bu kadar istiyor, biz de hayırlı evlada yatacağız abi artık. Ne yapalım? Oğlum dedim ben sana boşu boşuna gitme diye. He babacım he diyeceksin, hayatına bakacaksın. Karın oturur evde, çocuklara bakar. Sen de istediğini yaparsın. Bizim hakkımız bu. Aynen öyle yapacağım, öyle de. Kız biraz güler yüzlü olsaydı iyiydi be. Doğayla konuşamadın değil mi? Yani mesaj attım ama cevap vermedi. Ben dün gördüm. Evet. Yapacak bir şey yok. Bakalım. Nursema'yı evlendirmişsiniz bu arada. Şok oldum duyunca. Benim için de sürpriz oldu. Nasıl yani? Senin haberin yok muydu? Açıkçası yoktu. Ay inanamıyorum Ömer. Gerçekten aklım almıyor. Yani sen de o ailenin bir ferdisin ama onlardan o kadar farklısın ki. Farklı mıyım gerçekten? Evet, kesinlikle. Pembe Hanım'la Abdullah Bey'in tutuculuğu benim mantığımı zorluyor. Nursema ne diyor peki bu işe? Yani söz hakkı var mı tabii, onu da bilmiyorum ama. Yani tahmin ettiğin gibi pek bir söz hakkı yok. Doğan Nursema'dan daha çok tepki veriyor bu işe. Aferin benim kızıma. Ya annesinin kızı ne de olsa. Sen niye bir şey demedin diye sormayacağım tabii. Yani bu tür konulara çok girmek istemiyorum açıkçası. Çünkü ne söylersem söyleyeyim abim yine bildiğini okuyor. Bir şey değişmiyor yani. Anlıyorum. Doğa iyi mi peki? İyi, daha iyi. Sadece biraz zamana ihtiyacı var. Sakinleşecektir, merak etme. Umarım öyle olur. Yani bir tarafım kızına nasıl böyle bir yanlış yaparsın diyor. Bir tarafım da sen yanlış yapmadın ki diyor. Bu ikisi arasında böyle savrulup duruyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir ikilem yaşıyorum. Yani benim ya siyahlarım vardır ya beyazlarım. Şimdi benim de ilk defa yaşadığım bir deneyime kızlarımı da ortak ediyorum. Babacığım, lütfen bana güven. Biz seninle birlikte her şeyin üstesinden geliriz. Ve zamanla göreceksin. Birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi herkes görecek, anlayacak ve saygı duyacaklar. Sadece biraz sabır. Umarım. Tam ihtiras fırtınasına bağladık ya. Bu neymiş arkadaş? Efendim Cano, günaydın. Günaydın, nasılsın? İyiyim, daha iyi olmaya çabalıyorum. Eğer bir çaba varsa bir sorun vardır demektir. Gerçekten iyi misin? Yeterince dram kokan bir geceden çıktım. Hiç tekrara girmeyeyim, ben sana sonra anlatırım. Tamam, anlaştık. O zaman bir yemek organize edelim, ister misin? Ömer ve Kıvılcım'ı da davet edelim. Tamam, iyi fikir, bana da iyi gelir. Tamamdır, ben o zaman ayarlayıp sana haber vereceğim. Tamam, öpüyorum, bay bay. Oo, bir güzel gebeş gelmiş. Ne habersin? Yani ne kadar iyi olunabilirse o kadar iyiyim. Aa, Doğa karnın ne kadar büyümüş ya. Bayağı top yutmuş gibisin. Büyük teyzesi. 5 aylık oldular. Büyük teyzesi mi? Aa, o ne demek ya? Bana onlar da Alev diyecek. Hatta onların çocukları da. Amacım Ajda gibi olmak. Sen olacağına bak. Umut yok mu? Yok, bugün saldım onu ben. Otur.
Sen üç canlısın. Ayakta kalma. Bu bizim rutin teyze yeğen dedikodu görüşmesine benzemiyor pek. Ama bak, baştan söyleyeyim. Bana eğer annenle Ömer'i keseceksen hiç işim olmaz. Şu an emin ol benim de gündemimde o konu yok Alef. Ben gündem maddemizi biliyorum galiba. Biliyorsun tabii. Nur Sema ile Umut. Allah'ım, ben bunu Umut'a nasıl söyleyeceğim? Sema? Nur Sema, orada mısın? Buradayım. İyi misin? Hiç iyi değilim. Dün akşam yanına gelemedim. Dün akşam... İmam nikahıyla evlendirdiler Umut'u. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Dün gece seni beklerken babanın adamı geldi. Sonra da babanla konuştum. Nasıl ya? Benim babam öyle bir adam değil. Yani tamam, tutucudur falan ama... Bu kadar da çok fazla. Ben anlıyorum onu. Yani... Beni istememelerini, sana başkasına layık görmelerini falan. Peki benim isteklerim, benim kararlarım ne olacak? Bunun neresi haklı? O kadar üzgünüm ki. Ben de. Çok üzgünüm. Böyle elim kolum bağlı sevdiğim kadının başka bir adamla evlendirilmesine göz yummak zorunda kalıyorum. Kendimden nefret ettim. Ben de seni çok seviyorum. Ama artık yapacak hiçbir şey yok. Birbirimizden vazgeçmemek adına... Farkına varmadan biraz büyük laflar etmişiz galiba. Ne yazık ki. Hayır canım, dünür olanlar senin annen, baban, Kıvılcım'ın. Ayrıca ben Ömer Bey'i takdir ettim doğrusu. Çok mert adammış. Yani insan ne olursa olsun, yani karşısında kim olursa olsun sevdiğine sahip çıkıyorsa... Bence bu çok değerli bir şey. Doğru söylüyorsun aslında. Sen böyle bir şey olsa vazgeçer miydin benden? Vazgeçmem. Sen? Bana baksana. Yani senden vazgeçecek göz var mı bende hiç? Ben sözümün arkasında duramadım. Sadece sen değil. Ben de sözümde duramadım. Seninle olamadım. Herkesin karşısına geçip... ben Umut'u seviyorum ve sadece onun karısı olmak istiyorum diyemediğim için... seni hayal kırıklığına uğrattığım için çok özür dilerim. Yapma böyle lütfen. Tamam, lütfen bir şey söyleme artık. Seni çok seviyorum. Ama artık birbirimizi unutmak zorundayız. Sen çok güzel, seven bir adamsın. Umarım
seni dolu dolu sevecek bir kadınla çok mutlu olursun. Ablam niye gelmiyor anne? Aman, aman. Sağ ol kızım. Afiyet olsun ablam. O şimdi odasına kapattı kendini. Neyse bir iki güne düzelir. Millet zengin koca diye adak türbe niyet gidiyor. Ablam buldu da bunuyor yani. Nilay'cığım yani sen de iyisin, hoşsun da kızım. Yani şu ağzında bir durmuyor. Anneciğim daha bir lokma bile yemedim. Aa, ne oluyor? Ay, bozuk bu ya. Bir de koku var. Ay ne oldu öyle? Koş koş tuvalete koş. Ay hay Allah'ım. Sen Umut'la ilişkileri ne zamandır biliyorsun? Bana niye söylemedin Alev? Söylesem ne yapacaktın Doğa? İki tane yetişkin insan. Gerçi ben Umut'u çok uyardım. O kızı sana yar etmezler dedim ama beni dinleyen kim? Sen olsan dinler miydin? Hayatta dinlemezdim. Ayrıca bana diyene bak, sen çok dinledin sanki. Annen de dinlemeyecek. Konumuz annem değil Alev. Konumuz Nursema. Ya bizim ne yapıp ne edip bu kızı kurtarmamız lazım. Yani ben bir kadın olarak böyle bir şeye göz yumamam. Ya tamam yummayalım da yani ne yapabiliriz ki biz? Bilmiyorum. Yani bir şey düşüneceğim, bulacağım. Lütfen sen de düşün. Ne olursa olsun buna engel olmalıyız. Beni de olaya dahil etmen çok iyi oldu gerçekten şu an. Gerçi Umut bu haldeyken böyle sus pus oturmak beni de bozmuyor değil. Zaten Maa ile benden nefret ediyorlardı. Şimdi iyice tiksinme moduna geçerler artık. Sen bir de dün Nursema'nın yüzünü görseydin. Ya akıl alır gibi bir iş değil. Bir idam mahkumuna bile son arzusu nedir diye sorarlar. Kıza hiçbir şey sormadılar. Ya resmen bir anda kalemini kırıp cezasını kestiler. O pembe de hiç öyle iyi anne rolleri oynamasın yani. İnsan öz evladına böyle bir şey yapar mı? Bu son olay pek pembenin organizasyonu değil gibi. Nasıl yani? Yani tabii ortada hiçbir şey yokken Umut'a gidip Nursema'nın nişan hazırlıkları var diye hikaye yazmak onun organizasyonu da. Ne? Ah güzelim, senin hiçbir şeyden haberin yok tabii. O pembe var ya, o pembe. Saman altından ne sular yürütüyor, hiçbirinizin ruhu duymuyor. Vallahi korkulur bu kadından. Son olaya gelince ben de ilk başta bütün bu olanların pembenin başının altından çıktığını düşünmüştüm ama bu sefer bu sevgili babanız Apo'nun organizasyonu. İnanmıyorum ya. Yani melek gibi adamı da kendine benzetti bu kadın. Vallahi helal olsun. Tebrik ediyorum gerçekten. Yok. Yok Alev, bu iş böyle olmaz. Birinin bunlara dur demesi lazım. Dur kızım, nereye gidiyorsun? Bir senin delirmen eksik şu an. Ben şimdi çıkayım. Seni ararım, sonra konuşuruz tamam mı? Merak etme. Ama şimdi gerçekten çıkmam lazım. Kızım benim, hadi kalk bir hastaneye gidelim, inat etme. Anne, yediğim tatlı bozuk muydu neydi? Olur mu Nilay Hanım, sabah yaptım taze taze. Ya belki malzemesi bozuktu. Ya bu evde beni zehirlemeye mi çalışıyorlar ya? Kızım olur mu öyle şey, saçmalama. Taze taze alıyoruz, yapıyoruz her şeyi. Kalk bakayım sen Allah aşkına, hadi inat etme. Kalk da bir hastaneye gidelim biz. Hayat, sen bizim paltolarımızı, çantalarımızı falan tamam hazırla. Hadi anneciğim kalk. Anne. Kalk güzel kızım benim. Hadi anne. Hadi yavrum. Hadi kalk 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 kalk. Kalk giy bakayım terliklerini de. Hay Allah. Bunlar da az buz değilmiş be. Para parayı çekiyor tabii. Apolar ne yapsın bizim gariban Umut'u? Thank you.
Ay. Bu çok fena bir tip, bildiğin ilk insan. Bu kadın zararsız gözüküyor, etkisiz eleman. Ay gerçi pembe de öyleydi. Ay al birini vur ötekine, bunlar ne ya? Ah Nursema'cığım, ah vallahi yazık sana. Acaba hangisi Nursema'nınki? İş dünyasının başarılı isimlerinden olan Hamdi Taşan'ın eşi Saniye Hanım'la uzun yıllardır örnek bir evlilik sürdürüyorlar. Oğulları Mehmet ve Mesut Taşan'dan toplam 5 torunu olan Hamdi Taşan'ın en küçük oğlu İbrahim Taşan ise henüz dünya evine girmedi. Demek İbrahim Taşan, öyle mi? Ya boşu boşuna kan ve idrar verdik. Benim bir şeyim yok anne. Ay Nilay, vallahi şiştim kızım. Hani doktor gerek görmese ister mi hiç? Sen de annenin karnında 9 ay nasıl bekledin şaşırıyorum yani. Beklememişim ki, 7 aylık doğmuşum. Belli kızım, belli. Nilay Ünal, test sonuçlarınız çıktı. Benimle gelin lütfen. Ha, hadi kalk. Gel. Doktor hanım, Nilay Ünal geldi. Merhaba. Hayırlı günler. Anne, ya ben kötü bir hastalığa yakalandıysam, Allah korusun, daha gençliğimin bağrında. Gidiyor güzeller güzeli kızın. Hasbinallah. Tövbe de kızım. Aa, senin de bir dediğin bir dediğini tutmuyor yani. Biraz önce bir şeyim yok, alışverişe gidelim diyordun. Şimdi ne diyorsun? Doktora baksana. Yüzünün rengi attı. Yolcudur Abbas, ben sana söyleyeyim anne. Ay Nilay bir sus, dur. Doktor hanım, şikayetiniz neydi? Mide bulantısı, kusma, baş dönmesi. Doktor hanım, ben zehirlenmiş olabilir miyim? Olabilir, çünkü beni çekemeyen çok. Sonuçlarınızı inceledim. Kan tahlilleriniz temiz çıktı. Zehirlenmemişsiniz. Hamilesiniz. Neyim? Hamile. Bebeğiniz oluyor. Ay ne diyorsunuz doktor hanım? Ben bir şey demiyorum. Tahliller öyle söylüyor. Tebrikler. Nilay. Nilay kızım, hamilesin. Anne. Bunun benim için bebeğim olacak. İnanamıyorum ya. Ay Allah'ıma binlerce şükürler olsun ya Rabbim. Ay Nilay. Evet. Anlamadım. Kim gelmiş? Doğa Ünal mı? Tamam, al içeri. Buyurun. Merhaba. Rahatsız ettim. Rica ederim. Buyurun. Bir şey içmek ister misiniz? Yok. Bir şey almayayım ben. Teşekkür ederim. Beni hatırladınız sanırım. Dün akşam tanışmıştık. Tabii. Siz Fatih'in eşisiniz. Hı hı. İbrahim Bey, beni yanlış anlamayın. Ama sanırım hemen konuya girmek daha doğru olacak. Buyurun. Bu Nursema'yla nikah işi fazla apar topar oldu. Ya sizin de pek buna gönüllü olduğunuzu sanmıyorum. Yanılmıyorum değil mi? Açıkçası babam öyle uygun gördükten sonra bana çok laf düşmez Doğan. Anlıyorum. Anlıyorum ama bu durum bana pek doğru gelmiyor açıkçası. Yani benim kafam almıyor, kusura bakmayın. Yani birbirini sevmeyen iki insanın sırf aileleri istiyor diye böyle bir şeye boyun eğmesi benim için kabul edilebilir bir durum değil. Bizde gelenekler... Çok özür dilerim. Lafınızı kesiyorum İbrahim Bey. Kusura bakmayın ama bakın, beğenmediğiniz, sevmediğiniz birinden çocuklarınız olacak. Bu çocuklar sevgisiz bir ailede büyüyecekler. Bu durum sadece sizi değil, aynı zamanda çocuklarınızı da etkileyecek. Ben hamile bir kadınım. Daha çocuklarım doğmadan onları düşünüyorum.
Ne demek istiyorsunuz yani? Şunu demek istiyorum. Birbirinizi tanımıyorsunuz bile. Sadece isimlerinizi biliyorsunuz. Yani sizin için dini nikah ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Ama boşanmanız için 3 kere boş ol demenizin yeterli olacağını da öğrendim. Anlayamadım. Şöyle anlatayım. Benim buraya gelme sebebim sizin Nur Sema'dan boşanmanızı istemek. Nasıl yani? Şöyle. Sizin boşanmanız için 3 kere boş ol demeniz yeterli. Yani bu durum sizin için fazla zor olmasa gerek, değil mi? Siz bu işi halletseniz, hem Nur Sema hem siz sevdiğiniz, mutlu olabileceğiniz biriyle evlenseniz. Doğa Hanım, iyi güzel konuşuyorsunuz da ben babamın karşısına geçip bu durumu ona izah edemem. Kusura bakmayın. Ayrıca istediğiniz şey de öyle göründüğü kadar basit bir şey değil. Bana sorarsanız mümkünse siz de bu meseleye hiç dahil olmayın. Malum aile büyükleri kararını vermiş. Anlıyorum İbrahim Bey. Rahatsız ettim sizi de, kusura bakmayın. Rica ederim. Ama ben yine de bir düşünün derim. Ben de çok meraklıydım senin suratsız görümcene. Allah'ım ya Rabbim. Pişt. Selam, ne haber? İyi, senden? Bir şey mi oldu? Annem. Yani kliniğe kaldırıldığından beri daha görmedim. Yani insan bir merak etmiyor değil. Hadi ya. Yani böyle görmeye falan gidemiyor musun ziyaretine? Yani geçenlerde bir babamla konuştum. Ama vakit geçsin dedi biraz. Ben de tamam dedim. Yani kaldı öyle. Anladım. Yani sanırım babamla konuşup hareket etmen daha doğru olacak. Sanki. Vay be. Birkaç ay önce böyle birisi iyi anlaşacağımızı söylese vallahi gülerdim. Vallahi ne yalan söyleyeyim, ben de gülerdim. Hayır, bir de iyi anlaşmaya geçtim. Lafını dinliyorum, çok garip bir şey oldu yani. Evet. Yani bir gün herkes doğru yola gelir diyelim. Hemen pay çıkar, kendini hiç kaçırmazsın biliyorum ama ben telefonla konuşayım o zaman. Tamam. Sınıfta görüşürüz. Okey, sınıftayım ben. Hadi bay bay. Gel Ekrem. Abla Bey. Az önce hastaneyle görüştüm. Neymiş durum? Efendim, Lemen Hanım'a borderline kişilik bozukluğu teşhisi konmuş. Son günlerdeki öfke patlamaları ve dürtü kontrolü bozukluğu nedeniyle intihar girişiminde bulunabileceğinden dolayı yatarak gözlem altına tutulması gerekiyormuş. İlacı ve terapi tedavisi de devam ediyormuş. Doktor Süleyman, durumun iyi gittiğini ve endişelenecek bir şey olmadığını söyledi. İyi, çok şükür. Teşekkür ederim Ekrem. Rica ederim efendim. Sen takibi elden bırakma be. Sürekli beni bilgilendir, olur mu? Hani kızı oraya atmış da unutmuş gibi olmasın. Bir ihtiyaç halinde hemen haberim olsun. Siz hiç merak etmeyin efendim. Ben hastaneyle devamlı görüşüyorum ve durumu takip ediyorum. Teşekkür ederim. Başka evliliğiniz var mıydı efendim? Hayır, teşekkür ederim. Efendim oğlum? Selam abi, nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Sana bir şey söyleyeceğim ben. Ben okul çıkışı annemin yanına bir uğrasam diyorum. Ne dersin? Oğlum, biraz daha mı beklesen? Yani ziyaret etmekte haklısın. Ziyaret edebilirsin tabii ki ama annenin durumu da malum biraz hassas bir zamanda hala. Baba, içim yiyor artık benim ya. Gideyim göreyim işte. Hem uygun değilse doktoru görüştürmez. Bir şansımı deneyeyim. Peki, nasıl istersen. Sağ ol. Haydi öpüyorum. Merhaba, Ömer Ünal ben. Süleyman Bey'le görüşebilir miyim? Doktor Süleyman Bey. Teşekkürler. Süleyman Bey, merhaba Ömer Ünal. Gerçi yeni konuştuk sizinle bugün ama... oğlum annesini ziyarete gelecek. Onunla ilgilenirsen sevinirim. Sağ ol.
Nilay, kızım iyi misin? Anne, doktor bana hamilesin dedi değil mi? Ay Allah'ıma binlerce kere şükürler olsun. Vallahi öyle dedi kızım. Mustafa çok sevinecek. Sadece Mustafa mı? Herkes çok sevinecek. Akşam yemekte açıklayalım da sürpriz olsun ha. İnşallah benim de ikizim olur. Anneciğim, ben sizi bıraktıktan sonra bir yere uğrayabilir miyim? İyi, uğra kızım. Geç kalma ama bak, akşam söyleyeceğiz herkese ona göre. Tamam, tamam, gecikme. Teşekkür ederim anneciğim. İyi ki varsın. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Bizim Hüdük bir de sosyal çıktı. Tez köz getir tayfasından. Barzo ya. Alo kızım, neredesin sen ya? Fırladın gittin füze gibi. Nursema'yı evlendirdikleri adamla konuşmaya gittim. Aa, Tez. Kızım valla sana da arada bir böyle deli cesareti geliyor ha. Gerçi bizim ailenin kadınlarının en belirgin özelliklerinden biri de bu herhalde. Böyle soldan soldan gelen o deli cesareti. Ay Alev ya. Her durum ve koşulda böyle nasıl eğlenebiliyorsun? Gerçekten hayranım sana. Bana bir hayran olan, bir de olmayan pişman tatlım benim. Neyse boş ver şimdi, anlat ne oldu? Vallahi olan bir şey yok. Ya ben gittim, derdimi açık açık anlattım. Adam ben babamın karşısına geçip böyle bir şey söyleyemem, kusura bakmayın dedi, çıktı işin içinden. Ha. Sen de bu işin böyle medenice konuşularak hallolacağına inandın yani. Ah benim saftirik yeğenim. Ya ne bileyim, en azından şansımı denedim. Çocuksun, epe çıktın. Tamam sen bir sakin ol, tamam mı? Benim ufak bir teşebbüsüm olacak, ondan sonra aksiyon alırız. Bir de sakın benden haber gelmeden ne bir şey söylüyorsun ne bir şey yapıyorsun. Tamam mı, anlaştık mı? Anlaştık. Bir olaya daha elim değmeden olmayacak, anlaşıldı. Bakalım bu damat adayının nabzı kaç atıyor. Sakın depresif bir ses tonu duymayayım, vallahi arıza çıkartırım. Ne var deli? Aman etrafındaki herkes akıllı da ne oluyor, boş ver, delilik iyidir. Nasılmış benim yavuşuklu kardeşim? Ya sen bana soruyorsun ama asıl sen nasılsın? Yavuşuklu kardeşim nedir ya? Ay ne bileyim ya. Sabah sabah yüksek doz hırbolara maruz kaldım da ondandır herhalde. Halim sen ne diyorsun, ne karıştırıyorsun Allah aşkına? Ya Adile Naşit yüreği dedik ya bendeki. Böyle inşallah yanarlı dönerli ortaya karışık bir şeyler karıştıracağım inşallah. Dur bakalım. Neyse beni boş ver şimdi. Sen nasılsın, iyi misin? İyiyim. Hatta o kadar iyiyim ki öleceğim neredeyse iyilikten. Aa sus be. Ölmek yok, ölmek yok. İyisin, iyisin. Daha da iyi olacaksın. Bu arkadaşın asla kötü olmana izin vermez, vermeyecek. Bak işte buna eminim. Ha, işte bu. O şöyle. Bak bu telefon da ben aradığımda hemen açılacak, tamam mı? Emredersin patron. Ulan Umut, sen mutlu olasın diye ne numaralar çeviriyoruz ya. Leman Hanım, ziyaretçiniz var. Sağ olun. Anne. Oğlum. Kalkma, kalkma, hiç kalkma. Canım oğlum. Hoş geldin. Çok özlemişim seni. Ben de seni özledim. İyi misin? Görüyorsun değil mi oğlum? Baban deli damgasıyla tıktı beni buraya. Ya anne deme böyle ya. Ya bunların hep senin iyiliğin için, sen de biliyorsun. Hayır oğlum. O iş öyle değil. Öyle değil. Sırf o kadına rahat rahat fingir diyebilmek için beni buraya tıktılar. Senin gönlün razı geliyor mu oğlum? Hı? Annenin böyle deli damgası yemesine. Oğlum. Senin annen deli değil. Sen amcanla konuşsan. Beni buradan çıkarsalar. Hı? Annem.
Sen bunları şimdi hiç düşünme, tamam mı? Şu an önceliğimiz bu, tamam mı? Bir şeye ihtiyacın var mı? Benden bir şey istiyor musun? Yok. Ben böyle iyiyim. Ama sen konuş. Konuş. Konuşacaksın değil mi? Tamam anne, konuşurum. Sakin. Sen yeter ki iyi ol, tamam mı? Tamam mı? Düşünme bunları. Efendim Ayşe. Nilay Ünal mı? Allah Allah. Tamam, söyle gelsin. Ne işi var şimdi bunun burada? Doğa'ya bir şey mi oldu acaba? Merhaba. Hoş geldin. Özleştik. Ne güzel çiçekler, çok teşekkür ederim. Gel otur. Rica ederim. Ne ikram edeyim? Bir şey almayayım. Artık çok dikkat etmem gerekiyor. Peki, bu sürpriz ziyaretini neye borçluyuz? Tabii ki güzel bir habere. Öyle mi? Ne hoş? Vallahi Kıvılcım Hanım, yani son yaşananlar malumunuz. Her kafadan bir ses çıkıyor. Arkanızdan atan tutana. Ya milletin ağzı torba değil ki büzesin. Ama ben onlar gibi düşünmüyorum. Bence siz çok mübarek bir insansınız. Mübarek mi? Evet, mübarek. Bugün o kadar güzel bir haber aldım ki. İki senedir olmayan şey, iki gün sizin evde kaldık oldu valla. Hem sizin ev çok mübarek, hem siz çok efsunlusunuz. Olan şey ne? Bebek. Hamileyim. Daha kimsenin haberi yok. Akşam herkese sürpriz yapacağım. Kocam bile haberi yokken ilk sizin yanınıza geldim, kıymetinizi bilin. Hayırlı olsun Nilay'cığım. Da yani niye ilk bana söyledin? Çünkü sizin evde hamile kaldım da ondan. Vallahi sizin evde bana uğurlu geldi. Ben de bizzat gelip teşekkür etmek istedim. Kızım olsa adını Kıvılcım koyardım. Ama bu sefer pembe anne beni gelinlikten reddeder. Size biraz tavırlı malum. Yüzünüze gülüyor ama olsun. Abdullah Bey, yarın Saniye Hanım'ı kahveye çağırayım diyorum. İyi düşünmüşsün hanım. Arayı fazla uzatmamak lazım. Hem şu düğün işini falanla konuşursunuz. Tabii. Hayırdır, ne kaç göz uçuşuyor gene? Abdullah Bey, vallahi senin de gözüne hiçbir şey kaçmıyor. Babacığım, gelin kaynanın arasında bir iki göz kırpıştık. Tamam da niye kırpışıyorsunuz? Mustafa'm. Hadi kızım, şunu artık doğru düzgün söylesene. Bizim bir bebeğimiz olacak. Bebek mi? Ne bebeği? Bebeği değil herhalde, bizim bebeğimiz. Nilay kızım, hayırlı olsun. Çok sevindim. Babam oluyorum. Baba oluyorum. Baba, ben baba oluyorum. Baba oluyorsun abi. Tebrik ederim. Abi hayırlı olsun. Tebrik ederim. Çok sevindim. Ay çok şükür, çok şükür. Allah iki gelinime de evlatlarını sağlıkla doğurmayı nasip etsin inşallah. Amin, amin Pembe Hanım. Amin. 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 Desene, seni de kaybettik yani bu. Ünallara damat gidiyor. Az şey mi? Ne kaybolması oğlum? Öyle bir evlilikle kaybolacak adam mıyım ben? Göreceğiz bakalım. Yok kardeşim, öyle kolay kolay sahalardan çekilmem. İşte beklediğimiz hareketler bunlar. Herhalde oğlum. Zaten kız da bir tuhaf duvar gibi bir şey. Kurban olduğum Allah'ım. Boş vaktinde mi yarattın? Ne oluyor lan? Salyanı sil. Sen dön bir bak da ondan sonra konuş. Ve Allah kadını yarattı. Çok güzel kadın.
Pardon. Hoş geldiniz efendim. Ne istersiniz? Ben bir kahve rica edeyim. Sade olsun. Tabii. Sen ne diyorsun be? Kanka, çok baktın oğlum kıza. Arıza çıkmasın. Yok be oğlum, ne arızası? Bunlar bizim gibileri bulmaya geliyorlar buraya. Sen merak etme. İbo, kız seni kesiyor. Şansın açıldı oğlum. Ben bu kızla tanışırım beyler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Oturabilir miyim? Buyurun. Tanışıyor muyuz biz? Sanmıyorum. Tanışalım o zaman. İyi olurdu ama... benim artık kalkmam lazım. Telefonunu verseydin bari. Sen hep burada değil misin? Evet. O zaman ben seni bulurum. Mustafa'm şimdi hangi oda bebek odası olsun? Kızım daha dur. Bebek odasına gelene kadar. Evet, önce bir karnı çıksın. Anneciğim geçen gün Doğa'da söyledi ya, hani bebek odasının hazırlanması uzun sürüyor diye. Evet, biraz uzun sürebiliyor. Neyse, siz yavaş yavaş bakarsınız oda takımlarına. En azından fikriniz olur. Çok merak ediyorum, kız mı erkek mi acaba? Sağlıklı olsun da. İnşallah. Belki bizim de ikizimiz olur Mustafa'm. Ama duvar kağıtlarını biz seçelim de sonradan ikinci bir kriz yaşanmasın. Nilay şimdi ne alakası var? Evet, öyle hayvanlı hayvanlı bir şeyler olmasın ya. Vallahi Abdullah babamla Pembe annem nasıl isterse öyle olsun. Ben onların lafından hiç çıkmam. Kızım ben ne anlarım? Sen hallet işte kocanla. Nilay, benim aklıma harika bir fikir geldi. Hı. Bence kızınız olursa adını Pembe, oğlunuz olursa da Abdullah koyun. Nasıl fikir? Herhalde sen koymayı düşünmüyorsun ama ben koyabilirim. Çok da isterim. Güzel. Neyse, ben biraz yorgun hissediyorum. İzninizle odama çıkayım ben. Afiyet olsun size. Hayırlı akşamlar kızım. Allah razı olsun kızım. Kıskanıyor ama haklı da. Neden kıskansın yenge seni? Evet Nilay, niye kıskansın? Hem onun ikizleri oluyor. Bizim daha ne olacağı belli bile değil. Alo Alev. Müsait misin baby? Müsaitim, müsaitim. Şimdi odama çıktım, yalnızım. Sen ne yaptın? Bu İbrahim Taşan mı ne zıkkımsa akşamları bir kafeye takılıyormuş. Ben de şimdi oradan çıktım. Yanında da kendi gibi kazma iki tane arkadaşı vardı. E'si şu güzel yeğenim. Biz bu çocuğu bir şekil yapıp çok rahat kafalarız. Daha o şekli kim yapacak daha onu bulamadım. Anladım. Bulacağız bir şekilde. Bulacağız tabii be. Bizden kaçar mı? Vallahi Alev çok teşekkür ederim. Yani bana yardımcı olduğun için süpersin. Ne demek? Umut'um da çok üzülüyor zaten. Tabii ki yardım edeceğim. İyi. Hadi görüşürüz. Bay bay. Kıvılcım Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Sevilay. Kadar güzel çiçekler. Aa, evet gerçekten çok güzeller. Oo. Çiçekler Nilay'dan. Aa. O deli kız niye sana çiçek yollasın ki? Ay belki Mustafa gibi o da teşekkür etmek istemiştir. Evet, teşekkür etmek istemiş ama burada kaldığı için değil. Burada hamile kaldığı için. Ne? Evet anne. Aa, bizim evde. Evet.
Ay inanmıyorum. Ne oluyor ya? Biri kahkaha bombası falan mı attı? Gel gel gel. Bomba yine bomba var. Ne oldu? Biri anlatacak mı? Hazır mısın bombaya? Evet. Nilay hamileymiş. Yani tamam, Nilay'ın üremesi bir nebze komedi unsuru barındırıyor da burada başka bir şey var gibi. Ya olmaz mı? Olay Nilay'ın hamile kalması değil. Olay Nilay'ın bizim evimizde hamile kalması ve anneme koca bir buketle hediyeye gelmesi. İnanmıyorum ya, millet deliye hasret biz akıllı ya. Nilay'a bak sen. Bizim evde halvete giriyor da bir de şehzade müjdeliyor. Alev saçmalama diyeceğim ama haklısın. Ben Nilay, Rutenyalı köle. Sultan Mustafa Han'ın cariyesi, Şehzade Fatih'in yengesi, Has Oda'nın göz bebeğiyim. Deli kız ayol. Ay sinirlerim bozuldu gerçekten. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Ne haber oğlum? İyi gibi. Ne oldu oğlum? Canın mı sıkıldı? Yok ya. Anneme takıldı kafam biraz. Annemin yanına uğradım bugün. Bizim onu oraya tıktığımızı düşünüyor, biliyor musun? Anladım oğlum. Meta Hanım, şunu kabul etmeliyiz ki annen hasta. Ya biliyorum baba, biliyorum da. Ne bileyim işte. Bu sefer bir farklı gibiydi yani. Bakışları, bana dokunuşu. Bir içim acıdı. Anlıyorum seni. Sonuçta annen seni ya. Yani. Ama emin ol, orada olması çok daha iyi. Rutin kontrolleri yapılıyor, tedavisi yapılıyor. İnsanlar elinden ne geliyorsa yapıyor onun için. Ve biz de bu süreçte ona destek oluyoruz. Emin ol, oradan çıktıktan sonra çok daha mutlu bir insan olacak anne. Ve ben hayatımın sonuna kadar hep onun arkasında olacağım. Sen merak etme. Sen çok iyi adamsın be. Vallahi diyorum bak. Ya babamsın diye söylemiyorum. Helal olsun. Öyle düşünmen güzel benim için. Telefonu çalıyor. Pardon. Can arıyor. Efendim Can. Ne haber Ömer? İyiyim, sağ ol sen. Gayet iyiyim. Yarın akşam bir yemek yiyelim diyorum. Sen, ben, Alev, Kıvılcım. Yani tamamsan Alev'le organize edelim. Ne dersin? Ha, olur. Olur, yiyelim. Tamam. Ben haber vereceğim yarın. Görüşürüz. Bir yemek planı var galiba. Var ya, ufak bir şey. Oo, bu ne ineklik yeğenim? Yemek masasından kalkar kalkmaz ders başına oturmalar falan. İstiyorsan oturma. O içerideki Kıvılcım Hoca var ya, beni kıtır kıtır yer. Haklısın, yer valla. Burada bir şey söyleyeceğim. O Nilay olayı çok bomba değil mi? Çok. Ama esas bombayı orada ablam patlatacak. Nasıl yani? Yine mi Fatih'i terk edecek? Yok ya, ne terk etmesi? Zaten bir otursun oturduğu yerde, git gel git gel başımız döndü. Bu sefer başka bomba patlayacak. Ablanla Nur Sema'yı kurtarma operasyonu başlattık. Hoş, benim esas amacım Umut'u mutlu etmek ama. Teyze sen ne anlatıyorsun Allah aşkına? Ya Nur Sema'yı zorla evlendiriyorlar ya. Doğa bu işi bozmaya baş koydu. Şaka yapıyorsun. Vallahi çok ciddiyim. Nasıl olacak bu? Şimdi şöyle ki, bu işi Apo'nun tarafından çözemeyeceğimiz aşikar olunca biz de damat tarafına yöneldik. Damat da böyle flörtöz bir tip. Baktık, flörtöz onu anladık da işte onunla flört edecek birini bulamadık, o eksik. Ha. Aslında ben öyle birini tanıyorum. Şaka yapıyorsun, kim o? Ya geçenlerde bizim Meta'na bir kız dadandı. Kız tam bir kafa koparan. Yani para için yapmayacağı şey yok. Tam istediğimiz gibi biri desene. Hemen bulmamız lazım bu kızı. Bulalım ama bende numarası yok. Yani sonuçta Metehan tanıyor. Benim önce bir Metehan'la konuşmam gerekiyor. Acaba Metehan'a durumu anlatsak mı, anlatmasak mı sence? Yani bence anlatalım. Hatta gerekirse yardım da isteriz. Vay be. Kan bağı değil, can bağı. Kardeşlik. Anneciğim, arıyorum Fatma'yı. Ay öf Kıvılcım. Anne bak, resmen özür dilemen için ayağına çağırıyorum şu an. Artık lütfen uzatma bu konuyu. İyi, tamam tamam. Fatmacığım, ne haber? İyidir benden de.
Hadi çık bize bir kahveye gel. Aa hayır, mazeret istemiyorum. Hemen geliyorsun. 5 dakikan var Fatma. Bekliyoruz. Şişt, geliyor mu? Evet, geliyorum hemen dedi. Aman hemen gelsin. 2 dakika beklemesin, koşa koşa gelsin. Anneciğim ama biraz önce konuştuk. İyi, tamam tamam. Burada bizim bebeğimiz mi var şimdi ya? Ay yok, sütçünün bebeği var. Tabii ki bizim bebeğimiz Mustafa, başka kimin bebeği olacak? Ya onu mu diyorum Nilay, sütçü ne alaka şimdi? Ya sen boş ver sütçü müçüğü de. Bak sonunda bizim de çocuğumuz oluyor. Rabbime binlerce şükürler olsun ya. Keşke teknede elimizden gitmeseydi iyiydi. Tekne ne alaka şimdi Nilay? Ne demek ne alaka Mustafa'm? Biz ne kadar çok istedik o tekneyi. Ben varım yoğum ne varsa sattım o tekne için. Bak şimdi Allah'ın izniyle çocuğumuz olacak. Bir teknemiz olsa da fena mı olurdu? Şu çocuk bir doğsun da teknemiz dolur inşallah. Sarı çizmeli Mehmet Ağa yani. Ya deme şöyle şeyler Nilay, üzülüyorum ha. Ben de teknemiz olmadığı için üzülüyorum ben Mustafa. Ne yapayım? Lütfen tamam mı? Hoş geldin Fatmacığım. Hoş bulduk canım. Geç. Hoş geldin Fatma. Hoş buldum. Geç otur canım. Nasılsın Fatma? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok şükür, iyiyim. Kahve içer miyiz? Ay bana yapma, çarpın tutar şimdi. Tamam anne. Nasılsın Fatma? İyiyim, iyiyim. Geçti mi sinirin? Ay Fatma, lütfen kusura bakma. O gün sinirden, şaşkınlıktan kime saldıracağımı şaşırdım. Ben yaşlı bir kadınım tabii. Beni biraz hoş görün artık. Rica ederim Sönmez abla. Geçti gitti bile hiç önemli değil. Barıştık mı? Ben sana küsebilir miyim hiç? Ay canım. Kahveler geldi. Al Fatmacığım. Eline sağlık canım. Her şey yolunda mı? Yolunda tabii. Unuttuk gitti biz değil mi? Neyi? Canım sen geç, ben geliyorum hemen. Ne oldu? Bir Nur Sema'ya bakacağım. Tamam canım. Gel. Sema, günaydın. İyi misin? Ruhum içimden çekilmiş gibi yaşıyorum sanki. Sadece nefes alıyorum. Ya Nur Sema, biliyorum çok zor. Ama biraz sabırlı ol, tamam mı? Günaydın Görümcem. Günaydın Eltim. Hani sabah sabah beni çekiştirmiyorsunuz değil mi? Hiç işimiz yok. Var mı ki? Tövbe tövbe, sabah sabah. Nur Sema, ben kahvaltıya geçiyorum. Orada görüşürüz. Ben de geliyorum. Seninle beraber inelim. Siz de beni kıskanmıyorsanız benim adım Nilay değil. Evin kızları kazan mı kaldırdı Pembe Hanım? Neredeler? Gelirler şimdi. Kızım neredesiniz? Geldik. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar kızım. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Saniye Hanım'ı aradım. Abdullah Bey bugün 2 kardeşiyle beraber bize kahveye gelecekler. Düğün meselesinde konuşun Pembe Hanım. Yapalım bir an önce. Babacığım hayırlısıyla 2 düğünümüz olacak. Biri bizim çocuğumuz, diğeri Nur Sema'nın düğünü. Çok şükür. Hayat, kahvenin yanına biz bugün şekerpare yapalım. Misafirler belki hani akşam üstüne de kalır, çay da demleriz.
Sen şimdi dolma içine hazırla. Kahvaltıdan sonra da sararız değil mi? Tamam abla. Buzlukta böreğimiz de var. Ha, i̇yi tamam. Çıkar onu da. Sen de artık asma şu suratını. Ölü gelin gibi laf söz olacak. Hadi afiyet olsun. Günaydın. Çimen. Hop. Çok pardon. Bu Ceylan olayını bir anlat bana ya. Gecede yazdım o kadar cevap vermedin. Ne oluyor? Gel anlatayım. Gel şöyle oturalım. Hadi bakayım. Sanırım Nursema ablaya imam nikahı kıyılmış. Evet. Biliyorum, bana da babam söyledi de. Konumuzun bununla ne alakası var Çimen? Konumuzun tam olarak bununla bir alakası var Metehan'cığım. Şu konuyu bana baştan bir anlatsana sen. Anlatayım. Şimdi şöyle bir şey düşündük biz. Yani bilmiyorum olur mu ama yani... Günaydın. Günaydın. Yüzüne bakılırsa gün yine pek aymamış gibi sana. Bana bak, kendini iyi hissetmiyorsan git. Maaşından kesmem söz. Yok ya. Çalışmak iyi geliyor. Kafam dağılıyor en azından. Ufak bıldırcın arıyor. Alo Çimen. Hah, teyze hoş. Ben Metehan'la konuştum. Ya önce olmaz saçmalamayın falan dedi ama sonra ikna oldu. Ne diyorsun? Sonra? Ya sen Ömer Ünal'ın oğlusun dedim. Ona göre davran dedim. Açıkçası ben de bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim. Ama böyle babası canti bir adam falan ya. Sanırım ona benzeme triplerine girdi, hemen kabul etti. Aslansın be. Kimin yeğeni? Herhalde. Tamam, ben şimdi Doğa'yla buluşacağım. Siz Metehan'la okuldan çıkabiliyor musunuz? Çıkarız. Tamam, ben şimdi size konum atayım o zaman. Bir saat orada buluşalım. Tamam, at sen, ben bakıyorum. Hadi bay bay. Tamam. Alev, korkutuyorsun bak beni. Aa, niye canım? Bilmiyorum, iki gündür böyle gizli kapaklı bir şeyler yapıyorsun. İnşallah başına bir çorap örmüyorsundur. Sen merak etme tatlım, ben örgü mörgü bilmem. Şimdi bir de büyük yeğenle buluşayım, ondan sonra örgü muhabbetimize devam ederiz. Hadi ben çıktım. Bu akşam için Kıvılcım ve Ömer'le konuştum. Sen de tamamsan, akşam yemekteyiz. Hadi bay. Evet, bir yemeğimiz eksikti şimdi, o da oldu. Neyse. Tamamdır. Anneciğim, şekerpare yerine Nursema ablam revani mi yapsaydı? Aa, kızım şekerpare yaptık artık. Revaninin sırası mı? Ama canımız çekti. Haşırıyorum galiba. Tövbe yarabbim. Kızım o bebek daha nohut kadar, neyini aşırıyorsun? Delirme. Doğurana kadar biz 9 doğuracağız galiba. Bırak da onu biz düşünelim Nursema Hanım. Bana bak. Sen şu yüzünü gözünü bir düzelt. Ayıp olacak misafirlere. Olsun anne. Ayıp olsun. Bana yeterince ayıp oldu, biraz da onlara olsun. Ne diyorsun sen gene? Ha? Konuşmak da mı yasak? Siz beni istemediğim halde apar topar imam nikahıyla evlendirdiniz. Bırak da biraz üzüleyim. Neyine üzülüyorsun acaba? Sen nasıl bir aileye gelin gittiğinin farkında mısın kızım? Ne yapacaktın sen o zibidiyle? Beraber koli mi taşıyacaktınız? Taşırdım. Çok da mutlu olurdu. Anne, bunun içine doğa kaçmış. Okutmak lazım. Bana bak Nursema. Hele bir dünürlerin yanında da bir hadsizlik yap, bir terbiyesizlik yap. Bak ben o zaman sorarım sana. Ne yaparsın anne? Döver misin? Yapmadın, o kaldı. Keşke bana bunları yapacağına dayak atsaydın. Daha az canım acırdı. Allah'ım, bu iyice çığırından çıktı. Bir an önce kocasının evine gitse de bir rahatlasak biz. Amin. Hello.
Nihayet yani iki adımlık yolu gelemedin. Geldim ya işte. Ay ben hemen bir kahve söyleyeyim mi? Sabah kahvemi içemedim. Pardon, bir filtre kahve alabilir miyim? Alev, ne yapacağız biz bu işi? Doğacığım, tabakhaneye bir şey mi yetiştiriyoruz? Bir sakin. Alev, bir gecede apar topar imamın önüne oturtturan aile yarın da nikah basar. Teşekkürler. Ben bu işi inada bindirdim. Ya bozmam lazım. Şaka yapıyorsun ama. Hello. Merhaba. Takviye Kuvvet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alev, Çimen'le Metehan'ı niye bu işe karıştırdın? Doğacığım, Don Kişot gibi yer değirmenlerine karşı tek başımıza kılıç sallamanın bir manası yok, değil mi? Yani neresinden bakarsanız bakın, deli cesareti. Helal olsun. Ya sonuçta cesurca bir hareket. Sen hem kuzenine iyilik yapmış olacaksın hem de bir aksiyon yaşamış olacaksın. Daha ne? Tabii canım, severim Nursem ablayı. Orası ayrı. Neyse ne, sonuçta iyi bir şey yapıyoruz. Şimdi planımızı yapalım. Bu Ceylan denen kızı arayıp, ayarlayıp İbrahim Taşan'ın üstüne salmamız lazım. Ondan sonra para teklif ederiz. Ondan sonra da birkaç fotoğraf, video aldık mı tamamdır. Tamam, arama kısmı bende o zaman. Arama sende ama takipçi de sende. Tamam. Çünkü Çimen'le Doğa çıkamaz. Biz de bu akşam babanlarla yemekteyiz. Tamam. Ya asma suratını Doğa. Sonuçta kutsal bir görev için toplandık. Sevenleri kavuşturacağız. Hadi Metehan sen ara. Arıyorum. Arıyorum hemen. Çalıyor. Efendim? Ne haber Ceylo? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın da hayırdır? İyiyim, sağ ol. Sana bir iş teklif edeceğim ben. İş mi? Bir saat sonra buluşalım mı? Olabilir. Tamam. Sana konum atıyorum o zaman ama gel, lütfen gel. Önemli. Tamam, görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Okey. Ceylan şimdi teklifi kabul etmezse o zaman ne yapacağız? Ya yok, kabul eder. Para nerede bu kız orada? Kabul edecek, merak etmeyin. Takılmayın siz ona hiç. Aynen öyle. E tamam o zaman. Gazamız mübarek olsun. Bu akşam operasyonumuz var. İbrahim Taşan hemen hemen her akşam aynı kafeye gidiyor. Ceylan'ı da oraya yollarız. Ondan sonrasında çok zor olacağını ben zannetmiyorum. E tamam bak, takip işi sen de unutma. Tekrar hatırlatırım. Tamam, ben de sakin. Süper. Ya iyi. O zaman ben eve gideyim. Evde misafirler varmış. Pembenle illa sen de ol dedi. O zaman ben de seninle geleyim. Beni de eve bırak, olur mu? Hadi. İyi. O zaman dağılabiliriz. Ben buradayım. Konum atacağım. İyi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Ben de. Vay. Ailemizin yeni baba adayı. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Fatih. Ne içersin, ne ikram edeyim sana? Sağ olasın Müjdeciğim sen. Hayırdır, senin bir canın sıkkın? Ya ben seninle bir şey konuşacaktım aslında Fatih. Konuşalım abicim, buyur. Biliyorsun bizim bu tekne konusu çok büyük olay oldu. Geçti gitti abi, artık takılma. Geçti geçmesine de. Nilay tekneyi çok istiyordu. Paranın üstünü tamamlamak için de düğünde takılan altınların hepsini sattı. Dün yine söyleyince mahcup oldum. Hem tekneyi alamadık hem de benim yüzümden her şeyini sattı kız. Anladım. Ne yapmak istersin? Vallahi ben karıma bir tekne almak istiyorum Fatih. Hem bu doğum hediyesi gibi bir şey olur. Hem de yani ona olan borcumu ödemiş olurum. Ben seni anladım abi. Anladım, merak etme. Çözeriz bir şekilde. Benim şu Kayhan Bey'den alacağım bir ortaklık parası vardı. Olmadı konuşurum, onu değerlendiririz. Sen yani ne desem bilemedim. Sen ciddi misin Fatih? Abi tabii ciddiyim, ne demek ya? Sana feda olsun. Ya ne diyeceğim bilmiyorum şimdi. Çok teşekkür ederim Fatih ya. Abi ne teşekkür. Benim sana canım feda, unutma. Ben konuşurum Kayhan Bey'le, hallederiz, merak etme. Olur
Allah razı olsun. Ya ben o zaman şey yapayım, gideyim çalışayım. Çalışmaya devam edeyim. Abi. Sen sakın hiçbir şey canına sıkma. Aslan parçası. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hayırlı günler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, buyurun. Buyurun, gelin, geçin. Buyurun. İşte Pembe Hanımcığım, kardeşlerim Semiha ve Saliha. Saliha bizimle yaşıyor. 10 gündür memleketteydi, dün döndü. Haliyle o da gelinimizi bir görmek istedi. Sağ olsun. Maşallah, çok memnun olduk. Ben de çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Alkollü mü? Tüm kolonyalar zaten alkollü olmuyor mu? Yo, alkolsüz de var. Ben hiç duymamıştım. Hem ne oluyor ki alkollü olunca? Alkol dilimizde haram. Ha içmişsin, ha elini yüzüne sürmüşsün. Alkolsüzü varken ne hacet? Nasıl yani? Gelin hanım pek alışık değil galiba böyle şeylere. Saniye Hanımcığım, onlar daha gençler. Biliyor aslında ama unuttu herhalde. Saliye Hanımcığım, sizin içiniz rahat olsun. Biz alkolsüz kolonya sipariş etmiştik ama gelmedi henüz, ama bunun da alkolünü sıfırladık. Tuz bastık içine yani. Rahat rahat dökün. Alayım o zaman. Teşekkür ederim. İyi o zaman. Durup dururken günaha girmeyelim değil mi? Alkolsüzü varken ne hacet? Sağ ol canım. Ben almayayım, sağ ol. Kahvenizi nasıl alırsınız? Biz üçümüz de sade içeriz. Hadi yapıver kızım. Ben de gidip Nur Sema'ya yardım edeyim. Maşallah. Gelin görümce ne kadar iyi anlaşıyorlar. Nedense son zamanlarda çok iyiler. Biz de şaşkınız. Gelinlerim iyidir benim maşallah. Nur Sema ablalarıyla da gül gibi geçinirler. Çok iyi anlaşırlar. Ya çok, çok iyi anlaşırız. Evet tabii. Maşallah. 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 Nur Sema, ne diyor bu kadınlar ya? Yok kolonyaya tuz basmak, alkolünü almak falan. Bu neyin kafası? Bunlarla uğraşacaklarına gidip başka şeylerle uğraşsalar keşke. Ne yapacaksın? Gelenekler işte. Benim gerçekten aklım almıyor. Bakalım daha nelerle karşılaşacağız. Neyse. Sen iyi misin? Sanırım kaçınılmaz sonumu gittikçe kabulleniyorum. Nursem, ben buna izin vermeyeceğim. Sen sabırlı ol, tamam mı? Sağ ol. Kayhan Bey, afiyet olsun. Fatih'cim hoş geldin oğlum, hoş geldin. Gel. Geç otur şöyle, gel. Her şey yolunda değil mi? Çok şükür, çok şükür Kayhan Bey, yolunda. Bey mi? Bak alınıyorum ha. Vallahi kusura bakmayın, artık ağız alışkanlığı oldu biraz. Otelde işler nasıl? Fatih'cim çok şükür. Full çakıyoruz biliyor musun? Bu arada bir şey yemek ister misin? Sağ olun, teşekkür ederim, ben bir şey almayayım. Kayhan Bey, aslında ben
Sizinle bir şey konuşmaya geldim. Seni dinliyorum oğlum, buyur. Benim bu ara biraz toplu bir paraya ihtiyacım oldu. Sizin de ödeme beklediğinizi biliyorum. Hani durumlar nasıl, konuşabildiniz mi, bir haber var mı ödemeye dair? Onları sormak için geldim aslında. Vallahi çok haklısın Fatih'ciğim. İşte onun da bazı sıkıntıları var, geciktirdi falan ama... Sen hiç merak etme, ben arar konuşurum. Tamam mı? Yani böyle hani... düşeni de boğaz etmeyelim dedim oğlum. Mutlaka, mutlaka Kayhan Bey ama... benim de acil nakde ihtiyacım oldu. O yüzden bir kısmını bu ay, bir kısmını da önümüzdeki ay kesin olarak sizden alabilirsem çok iyi olur. Tamam oğlum, sen hiç merak etme. Ben arar konuşurum, tamam mı? Hoş geldin. Teşekkür ederim geldiğin için. Hoş buldum. Rica ederim. De, yani sen öyle iş falan bir şeyler dedin. Ben pek bir şey anlamadım açıkçası. Hemen izah edeyim. Bu adamın adı İbrahim Taşı. Önemli bir iş adamının oğlu. Bana ne bundan? Anlasana Ceylan işte. Bu akşam bu adamı kafalaman lazım. Ne demek şimdi bu Metehan? Birbirimize oynamasak mı artık diyorum, ha? Gerçekten yani. Bu akşam bu adamla yakınlaşırsan çok büyük bir iyilik yapacaksın. Tabii ki büyük de bir para kazanacaksın. Madem iyilik yapacağız, neden olmasın? Değil mi? İyilik. Her neyse. Ben şimdi sana neler yapman gerektiğini tek tek anlatacağım. Akşam da paranı alacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. Güzel. Ne içersin? Ben de kahve alırım. Efendim. Nihayet açabildin Doğacığım. Nasılsın kızım? İyiyim. Biz hep böyle mi olacağız Doğa? Bilmem anne. Sen söyle. Beni hiç düşünmeden bu duruma düşüren sensin. Buna da bir cevabım vardır elbet. Doğacığım beni çok şaşırtıyorsun. Bu konuda en çok anlayışı, desteği senden beklerdim ama yanılmışım. Ben ne kadar yanlış bir şey yapmadım desem de seni ikna edemeyeceğim anlaşılan. Anne yanlış olan ne biliyor musun? Senin Ömer abiyle birlikte olman değil. Senin Dünür'ünün kardeşiyle birlikte olman. Yanlış bu mu Doğa? Ömer'in Abdullah Bey'in kardeşi olması mı? Evet. Evet çünkü rezil olduk. Rezil olduk yani öyle mi düşünüyorsun? Anne hiçbir şeyini beğenmediğin sürekli laf ettiğin bir ailenin üyesiyle birliktesin. Bilmem farkında mısın? Kızım Ömer'in onlardan ne kadar farklı olduğunu sen de biliyorsun. Ya ben şu an gerçekten konuşmak istemiyorum. Peki Doğacığım. Ama en kısa zamanda yüz yüze konuşalım olur mu? Böyle olmayacak. Bilmiyorum anne. Konuşuruz. Peki kızım. Benim telefonum nerede? Hadi çıkıyorum ben. Wow! Nereye böyle? Alevcan Ömer'le yemek yiyeceğiz bu gece hep birlikte. Aman ne güzel. Afiyet olsun anneciğim, çok güzel olmuş. Teşekkür ederim, sağ ol kızım. Ömer? Canım merhaba. Ben geldim, bekliyorum seni aşağıda. Tamam, iniyorum ben de. Görüşürüz. Güle güle. Güle güle anne. Anneanne, uzatıyorsun ama. Bak insan kaç yaşında olursa olsun büyük söylememeliymiş. O ne demek? Yani şu demek. Benim kızım yapmaz. Benim kızım akıllıdır. Al işte gör. Ne oldu anneanne? Sen de iyice pembeye bağladın yine.
Ne yapsaydı bu kadın, ölene kadar yalnız mı kalsaydı? Bence sen annemin kimseyle olmasını istemiyorsun. Ömer abi falan bahane. Bana bak. Sen ne saçmalıyorsun? Şunu saçmalıyorum. Yarın bir gün annem evlenir de bu evden giderse sen de yalnız kalırsan diye korkuyorsun. Çünkü sana göre Alev'den bir hayır yok. Çimen. Saçmalama, gece gece de beni delirtme. Bit kadar boyunla. Dur, 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 dur. Hoş geldin. Her daim hayatımda olacağımı anlaması lazım. Şu arabayı takip et abi. Belli oldu mu düğün tarihi? Annemler bugün konuşmuşlar. En geç bir aya yapalım diyorlar. Yangından mal kaçırıyoruz sanki. Boş versene sen. Senin için ne fark eder ki? Ha bugün, ha bir ay sonra. Orası öyle tabii. Pardon, ben bir su alabilir miyim? Kim be? Oğlum bu arada bizim kafeye gelen gelen ha. Bize mi el sallıyor? Bize değil oğlum, bana salladı. Aa, iyiymiş. Bizim masaya mı geliyor? Aynen öyle. Ali, ne haber? Ali mi? İbrahim ben, güzelim. Sen başkasıyla karıştırdın herhalde. Ay çok özür dilerim. Ben öyle uzaktan bakınca bir arkadaşıma o kadar çok benzettim ki. Lütfen kusuruma bakmayın. Rica ederim. Rica ederim. Oturmaz mısın? Çok ayıp ettim. Oturayım bari. Merhaba. Ne içersin? Kahve alırım ben de. Teşekkür ederiz. Bir kahve daha alabilir miyiz? İsmin ne? Ceylan. Geç kaldık diye panik yaptım ama galiba erken bile geldik. Yok yok, panik yapma. Ben Ömer'le konuştum, çok yakındalar. Gelirler şimdi. Hı. Peki sen nasılsın güzeller güzeli? Nasıl olayım? Böyle yoğun, koşturmalı, aksiyonlu bir hafta geçirdim. Niye, sevindim yoğun olmasına? Aa geldiler. Oo enişteciğim. Bu sefer doğru söyledin değil mi? Bu sefer doğru oldu Alev. İyi akşamlar. Hoş geldin Kılıç'ım. Hoş bulduk. Ne haber Can? Ablacığım ışıldıyorsun. Sen de canım benim. Teşekkür ederim. Sizi böyle görmek ne güzel. Vallahi ben kurt gibi acıktım. Hemen sipariş verelim mi? Verelim, verelim ama önce bu gecenin şerefine bir şeyler içmesek mi? Biz bize bir kutlama yapmayalım mı? Yapalım, nasıl istersen. Pardon, bakar mısın? Ne yapsak? Buradan bir gece kulübüne falan mı gitsek? Olur. Güzel fikir. Hem biraz eğleniriz. Eğlenelim güzelim. Gecemiz daha yeni başlıyor değil mi? Kesinlikle. Hı. Ay oh be. Nihayet şöyle ağız tadıyla keyifle bir yemek yiyoruz ya. Yoksa hayat hep dert, hep dert. Hayırdır Alev? Vallahi herkesin aşk hayatı sizinki kadar şanslı ilerlemiyor. Mesela benim yakın bir arkadaşım şu an aşk acısı çekiyor maalesef. Hmm. Allah yardımcısı olsun. Ben de bizden bahsediyorsun sandım. Oo! Kutlama var galiba. Ha? Ayhan. İyi ki bir keyifle yemek yiyoruz dedim. Afiyet olsun Kıvılcım. Ne işin var senin burada? Çok iyi bir dörtlü olmuşsunuz ya. Ha? Tam tencere kapak. Kayhan saçmalama lütfen. Rahat bırakır mısın bizi şu anda? Ben mi saçmalıyorum yoksa sen mi saçmalıyorsun Kıvılcım? İzin verirsen yemek yiyoruz. Asıl sen izin verirsen karımla konuşuyorum. Pardon, karım derken eski karım demek istedin herhalde. Kafa gitmiş bunun.
Alevciğim, eski karım olabilir ama hala kızlarımın annesi. Ve kiminle, nerede, ne yaptığına dikkat etmesi lazım. Haddini aşma. Pardon, anlamadım. Haddini aşma. Sen hangi sıfatla buradasın? Hangi sıfatla karışıyorsun? Kıvılcımın neyse oluyorsun sen? Ha? Söyle bana, evet. Hadi, söyle. Birlikte olduğum adam sıfatıyla konuşuyor Kayhan. Oo, Kıvılcım Hanım. Ömer Bey'i de kontrol altına almaya başlamışsın. Terbiyesizleşme. Beyefendi, izin verir misiniz lütfen? Ya sen iki kızından utanmadan şu masada bana terbiye konusunda ahkam kesemezsin Kıvılcım. Evet. Ömer lütfen. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu lan? Ha? Terbiyesiz. Duymazsa ne olacak? Ha? Defol. Ömer. Defol git buradan. Şişt, beyefendi. Defol. Ömer. Defol git buradan. Vay sert çocuk. Kayhan gider misin? Lütfen gider misin buradan? Bu iş burada bitmedi. Haberin olsun. Ya, herkes bize bakıyor. Lütfen. Sana. Dur şuraya. Sesini de çıkardım. Gecemizi mahvetti pislik. Kusura bakma. Abuk subuk konuşunca tutamadım kendimi. Ne yaptınız bugün Pembe Hanım? Saniye Hanımlar geldi bugün. İki kız kardeşiyle beraber. Sağ olsunlar, onlar da gelinlerini görmek istemişler. Düğün tarihini konuştunuz mu? Konuştuk, konuştuk. Ama şey, çok şükür bir hazırlık sıkıntımız yok. Her şeyi hemen hallederiz. Ama acelemiz de yok zaten. Hazırlıklarımız bir bitsin. İşte en geç bir ay içinde yaparız diyoruz. Bu kadar beklemeyelim canım. Niye bekliyoruz? Durumumuz iyi çok şükür yani. Bir an önce olsun bitsin, nihayetlendirelim de uzamasın. Uzarsa tadı kaçar, Allah korusun. Aman aman, Allah korusun. Doğru, doğru, haklısın. Ben bir organizasyon şirketiyle konuşayım o zaman. Sakın bana Alev Hanım deme. Vallahi bak, kıyameti kopartırım. Ağzımdan öyle bir laf çıktı mı şimdi benim? Çıkmadı da ben senin içinden geçeni bilirim. Sen şimdi korktuğun için bir şey diyemedin. Ömer'in seni bırakmasını istemediğin gibi geldi bana. Yanılıyor muyum? Alevciğim, ikimiz de aynı yere gidiyoruz. Yani zahmet olmasın istedim boşuna. Adam seni 5 dakika fazla görebilmek için ölüyor ya. Ne diyorsun sen? Ama Ömer 10 numara 5 yıldız adam. Gördün mü nasıl oturttuk Ayhan'a? Şiddet sonuçta. Ya bırak, hoşuna gitmediğini söyleyemezsin şimdi. Ya sırf sana laf etti diye eski kocanı silkeledi resmen. Ya tamam yani,
Şiddeti hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz da. Yıkıldı eniştem ya. Alevcim lütfen enişte deyip durma. Ama o benim eniştem, karışma sen. Yalnız benim bir şey dikkatimi çekti. Ömer yemek boyunca hiç içki içmedi. Farkında mısın? Evet fark ettim. Yani ortamı da bozmadı. Ağzına da sürmedi. Sen niye şaşırdın ki buna bu kadar? Yani böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Sonuçta her şeyiyle o aileden o kadar farklı ki. Ah be güzel ablacığım. Öyle olmasaydı, farklı olmasaydı senin kalbini nasıl kazanabilirdi zaten? Ama ne kadar farklı olursa olsun o da o ailenin bir parçası sonuçta. Evet, haklısın. Ama aralarında en iyisi. Kesin bilgi yayalım. Öyle. Günaydın. Günaydın canım. Hayırlı sabahlar anneciğim. Sana da oğlum. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Günaydın. Babam çıktı mı? Gelir şimdi. Anne. Hı. Biraz yukarı çıkabilir miyiz? Ne oldu, hayırdır kızım? Sizinle bir şey konuşmam lazım da. Şimdi mi? Evet ama çok uzun sürmez. İyi hadi gel. Çıkalım madem. Yatağına bak sen ya. KGB ajanı gibi çalışmış. Sana birkaç fotoğraf ve video atıyorum. Artık top sende. Göster bakalım marifetini. Annenizle Nilay nerede? Az önce yukarı çıktılar baba, birazdan gelirler. Sana birkaç tane fotoğraf ve video atıyorum. Artık top sende. Göster bakalım marifetini. Canım hayırdır? Hiç önemli bir şey değil. Alev mesaj attılar. Tamam. Neredesiniz sanım? Abdullah Bey, bugün çok hayırlı, çok güzel bir gün. Allah'ım bugünleri de gösterdi ya bize. Şükürler olsun. Kızım. Baba, merhaba. Nilay. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Amin. Doğa, sen bir şey söylemeyecek misin? Yani ne denir ben bilemedim. Allah kabul etsin denir kızım. Ne denecek başka? Allah kabul etsin o zaman. Ya ne oldu? Nasıl oldu? Sen bana da bir şey söylemedin. Ya böyle hayırlı, mübarek bir şeyin sürpriz olmasını istedim. Neden peki? Demek ki doğru zaman şimdiymiş Doğa. Ben bunun bir doğru zaman olduğunu bilmiyordum. Yani hayatım kendi seçimi. Bir çocuğumuz olması için çok dua ettim. Eğer dualarım kabul olursa kapanacağım demiştim. Çok şükür Rabbim dualarımı duydu. Ve ben de sözümü tuttum. Bize bu günleri gösteren Rabbime hamdü senalar olsun. Şükür. Babacığım, elin. Anne. Hadi geç bakalım. Nasıl geçti bakayım yemek?
Yani Kayhan gelene kadar güzeldi. Aa, babam mı geldi? Evet, gelmekle kalmadı maalesef, bir de çirkinleşti. Ne yaptı ki? Saçma sapan şeyler söyleyip Ömer'i kışkırttı. Ufak bir tatsızlık yaşandı. Nasıl bir tatsızlık bu? İtişip kakıştılar işte Çimen'cim, boş ver. Bu Kayhan'ın en sakin insanı bile delirtmek gibi bir yeteneği vardır. Gerçekten inanmıyorum ya. Ona ne ayrıca? Ömer'le senin durumunu biliyor mu? Evet anne, söyledim. Aferin sana. Zaten son günlerde sana takıktı. Şimdi iyice üstüne düşecek. Anneciğim, üstüme düşse ne olacak? Yıllar önce boşanmışız, çekmiş gitmiş, her şey bitmiş. Şimdi mi kıymete bindim ben? Kızım, kör ölür, badem gözlü olur. Olacağına bak sen. Evet. Kim? Allah Allah. Tamam, al içeri. Bu sefer neden geldi acaba? Buyurun. Tekrar hoş geldiniz. Aslına bakarsanız pek hoş gelmedim İbrahim Bey. Oturmaz mısınız? Yok, böyle gayet iyi. Ben lafı dolandırmadan en iyisi konuya gireyim. Bunlar nedir? Dünkü kaçamak gecenizin fotoğrafları. Amacın ne senin? Nur Sema'dan boşanma konusunu babanıza söylemeniz için bu fotoğraflar yardımcı olur diye düşündüm. Sen bana şantaj mı yapıyorsun? Yok. Ben gayet güzel bir dille sizi uyarıyorum. Geldim, güzellikle anlattım, anlamadınız. Ya şimdi gider Nur Sema'dan paşa paşa boşanırsınız ya da bu fotoğrafları herkese gösteririm. Böylelikle düğün falan da iptal olur zaten. Siz de rezil olduğunuzda kalırsınız. Tamam. Anlaşıldı. Senin dediğin gibi olsun. Babamla konuşacağım. Harika. Siz boşanma işini hallettiğinizde ben de bu fotoğrafları yok ederim. Kimseye göstermem. Tamam. Umarım bir an önce bu işi halledersiniz İbrahim Bey. Hatta şöyle yapalım. Siz buraya numaranızı da ekleyin. Ben fotoğrafları size de yollayayım. Durumun ciddiyetini daha iyi anlayın. Ben şimdi hemen babamla konuşacağım. Peki. İyi günler. İyi günler. Gel. Selamünaleyküm baba. Az konuşabilir miyiz? Gel. Dinliyorum. Baba, bu Fatih Ünal'ın karısı Doğa Ünal vardı ya, az önce o buradaydı. Hayırdır? Bana şantaj yapıyor. Şantaj ne demek? Saçmalıyorsun oğlum, ne şantajı? Ayrıca ilk gelişi de değil. İbrahim, posta posta konuşmasan da anlasan mı? Ya bu ilk başta geldi, Nur Sema'yla siz birbirinizi sevmiyorsunuz, boşanın falan dedi. Ben de öyle bir şey olmayacağını söyledim. Hasbinallah. Az önce yine geldi. Elinde bazı fotoğraflar var baba. Dün gece bir bayan arkadaşla dışarı çıkmıştım. Fotoğraflarımızı çekmişler. Nur Sema ile boşanmazsam fotoğrafları herkese gösterecekmiş. Öyle söyledi. Fotoğrafları da bana attı zaten. Ya sen erkek adamsın. Kimle istersen onunla görüşürsün. Bunlara ne oluyor? Başta ciddiye almamıştım ama bu kız bu işi bozmak için epey gayretli gözüküyor baba. Bundan sonrasını ben hallederim. Sen işine bak, karışma. Tamam baba. Hamdiciğim, hayırlı günler. Hayırlı günler Abdullah'cığım. Nasılsın? Hamdolsun, sen nasılsın? Çok şükür diyelim ama bir derdimiz var. Müsaitsen bir şey söyleyeceğim. Hayırdır, buyur söyle. Vallahi nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama
Senin gelin. Efendim anlamadım. Fatih'in eşi Doğa. İbrahim'in yanındaymış biraz önce. Ne diyorsun sen Hamdi? İbrahim'i Nursema'dan boşanması için tehdit etmiş. Daha doğrusu şantaj yapmış. Nasıl olabilir bu ya? Anlamadım Dünür ama az önce İbrahim geldi bana anlattı. Bu daha önce de gelmiş İbrahim'in yanına. Nursema'dan boşan demiş. Bizimki olmaz deyince elinde fotoğraflarım var. Herkese yayarım. İstersen önce sana göndereyim demiş. Bizimki de saf tabii. Panik halinde bana geldi. Baba ne yapacağız dedi. Hamdi'cim sen bana müsaade et. Ben bu işin aslını astarını bir öğreneyim. Sonra konuşalım olur mu? Konuşuruz Abdullah'cığım. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Ekrem hemen bana gel. Gel Ekrem gel. Abdullah Bey, iyi misiniz? Hiç iyi değilim Ekrem. Herkes bir zıvanadan çıktı. Bizim gelin Doğa gitmiş İbrahim'e Nursema'dan ayrılması için tehdit etmiş. İnanmıyorum. Affedersiniz efendim. Yo, çok haklısın. Zaten inanılacak gibi değil. Ekrem, Doğa bu işi kendi başına yapmış olamaz. Bir araştır, soruştur, bak bakalım. Kimlerle beraber yapmış, ne yapmış? Bir anlayalım. İbrahim'e bazı fotoğraflar vermiş. Git İbrahim'le görüş. Bu fotoğrafları al, bir bak bakalım. Oradan bir ipucu yakalarsın. Bir de bu iş ikimizin arasında kalacak. Efendim, Fatih Bey de mi bilmeyecek? Bilhassa Fatih'in duymasını asla istemiyorum. Tabii efendim. Siz nasıl istersiniz? Hadi Ekrem, sana güveniyorum. Başka emriniz var mı efendim? Hayır, sağ ol. Teşekkür ederim. Nursema. Müjdemi isterim. Hayır olsun. İbrahim seni boşayacak. Nasıl? Nereden biliyorsun? Nasıl oldu? Ya nasıl olduğunu boş ver şimdi. Hallettim işte. Seni boşamayı kabul etti. Kabul etti. Allah senden razı olsun. Allah senden razı olsun. Hadi. Sen şimdi sıkma canını daha fazla, tamam mı? Ama kimseye de bir şey söyleme. Kimseye bir şey söylemeyeceğim. Ama sen sonra bana etraflıca anlatacaksın, tamam mı? Tamam. Hadi ben çıkayım artık. Doğa. Çok teşekkür ederim. Ben hakkını ödeyemem senin. Ne demek? İşlem tamam. Oh be, işte bu. Ay resmen üstümden yük kalktı. Hemen Umut'a haber vereyim. Ay neyse, sonra yine ararım. Depresyonda herhalde yine beyimiz. Allah'ım sana şükürler olsun. Ne yapsam ben? Hemen Umut'a haber versem mi acaba? Ama ya vazgeçerse? Ya boş ol demezse? Yok ya. Doğa çok emin konuştu kendinden. Kesin halletti bu işi.
Aferin kızım sana. Vallahi 40 yıl düşünsem senin bu yola baş koyacağın hiç aklıma gelmezdi. Allah nasip etti anne. Çok şükür. Allah tüm isteyenlere nasip etsin. Amin. Amin. Ama doğadan bunu bekleme bence. Onun inancı yok çünkü. Aa, o nasıl laf öyle? Kapalı değil diye niye inancı olmasın? Ben açıkken de namaz kılıyordum mesela, kapalıyken de kılıyorum. Şimdi açıkken benim inancım yok muydu yani? Yok anneciğim, öyle demek istemedim. Ama bana nasıl baktığını görmedin mi? Böyle belerti belerti açtı gözlerini, öcü görmüş gibi. Beklemiyordu da ondan kızım. Şimdi o bizden farklı olabilir ama onu da hakkını yemeyelim. O kimsenin inancına, düşüncesine karışmaz. Gördük onu. Kolonyanın içine tuz koyduğunuzu duyunca kalpten gidiyordu. Sen boş ver şimdi doğayı. Sen kendine bak. Sen artık bu vesileyle namaza da başlarsın. Hı? Aynen anneciğim. Bundan sonra atlamadan başlayacağım. Kılamadıklarımın kazalarını bile kılacağım. Hatta telefonuma namaz saatlerini hatırlatan uygulama bile yükledim. Aferin sana. Biz de hatırlatırız. Bak kızım, namaz nasip meselesidir. Öyle başlayacağım dersin ama ha bugün ha yarın derken bir türlü başlayamazsın. O yüzden kapandığın gün başlasan çok iyi olur. Ben şu üç aylara girmişken oruç mu tutsam? Ya da Mustafa'mla beraber umreye mi gitsek? Ya da hac kurasına mı katılsak? Böyle tazelenmiş ve arınmış olarak döneriz. Nilay'cığım bir ayarın olsun kızım. Dur bakalım. Yavaş yavaş yavrum. Bak iman mum gibidir. Sönmesini engellemek için etrafına halkalar koyarsın. O halkalar da ibadetlerdir. Bak sen şimdi kapandın. Arkasından namaza başlayacaksın. Hepsi yavaş yavaş. Merak etme anneciğim. Ben peşine düştüğüm şeyi bırakmam. Ay bırakmazsın. Onu çok iyi biliyoruz kızım. Yalnız bak şimdi Fatih'in evde olduğu zamanlarda da kapalı olmak zorundasın. Abdullah baban sana mahrem ama Fatih kaynın olarak namahrem. Tamam biliyorum anneciğim. Zaten o kadar çok sevdim ki kız kızarken bile çıkarasım yok. Ne aferin sana. Bak şimdi biz ne yapalım seninle biliyor musun? Gelin kaynana şöyle güzel bir alışverişe gidelim. Senin dolabını değiştirelim, güzel kıyafetler alalım, yeni eşarplar alalım, şallar alalım. Ne dersin? Ay vallahi Allah derim. Anneciğim, sizin taktığınız markalardan istiyorum. Bir de bana bağlamayı öğretirsin değil mi? Bugün sen yardım ettin ama her gün senden yardım isteyemem. Öğretirim, öğretirim tabii. Nursema ablan da öğretir, sen hiç merak etme. Gel Ekrem. Efendim, istediğiniz bilgilere eriştim. Helal olsun Ekrem. Neymiş? Aynen tahmin ettiğimiz gibi. Doğa Hanım yalnız başına hareket etmemiş. Orası malum da kim? İbrahim Bey'den fotoğrafları isteyip mekanları buldum. Son üç günlük kamera kayıtlarını inceledim. İbrahim Bey'i takip eden kişi Mete Hanım'mış. Demek bu iş Mete Han'a kadar uzandı ha. Yalnız Alev Hanım da olayın içinde sanırım. Bir önceki akşam da aynı mekandaymış. Alev Hanım. Tahmin ettiğim gibi. Peki Ekrem, çok teşekkür ederim. Unutma bu iş aramızda. Siz hiç merak etmeyin efendim. Başka biriniz var mı? Hayır, teşekkür ederim. Aa. Hayırdır? Apo niye arıyor şimdi beni ya? Alo Abdullah Bey. Alev Hanım merhaba, müsait miydiniz? Merhaba, buyurun. Eğer müsaitseniz bir konu hakkında konuşmak isterdim. Ama müsait değilim, ofiste tekim çünkü çıkamam. O halde ben hemen sizin ofisinize geliyorum çünkü bu konu önemli. Abdullah Bey ne oluyor, bir sorun mu var? Gelince anlatacağım. Tamam peki. Yok artık, daha neler. Herhalde üzerimize böcek yerleştirip dinlemedi bizi. O zaman derdi ne bu adamın?
Merhaba Abdullah Bey, hoş geldiniz. Hoş buldum Ali Hanım. Buyurun, buyurun. Size ne ikram edeyim, ne içersiniz? Teşekkür ederim, bir şey almayayım. Bakın Alev Hanım, siz çok aklı başında ve zeki bir insansınız. Teşekkür ederim. Fatih ve Doğa evli ve anne baba odayı olmalarına rağmen malum yaşları daha çok genç. Hayat konusunda çok toy sayılırlar. Biz ne kadar onları kırmadan, üzmeden uyarmaya çalışsak da maalesef yaşları gereği burunların doğrusuna gitmekten vazgeçmiyorlar. Vallahi ben bu yaşama geldim, benim de burnumun dikine gitmekten pek vazgeçtiğim söylenemez. Siz de daha çok gençsiniz. Ama benim söylemek istediğim başka. Doğa aklınca bir şeyler yapmaya çalışmış. Ne gibi? Nursema'yı kurtarmak adına gitmiş İbrahim Taşan'la konuşmuş. Konuştuğu yetmemiş. Resimler çektirip tehdit etmiş. Evet. Ben de ona yardım ettim. Biliyorum, her şeyden haberim var. Biliyorsunuz Fatih ile Doğa arasında sular bir türlü durulmuyor. Şimdi Doğa'nın bu yaptıkları bir duyulursa Fatih iyice öfkelenecek. Bu da bizim için yeni bir aile faciası demek. Ayrıca bu yaptığınız da suç. Doğa'yı şikayet etseler yeridir. Zaten yeterince rezil olduk cümlelere. Asıl suç sizin Nursema'yı hiç sevmediği, istemediği biriyle evlendirmeniz değil mi Abdullah Bey? Size göre belki öyle. Ama bizim adetimiz, geleneğimiz bu. Nursema çok iyi bir aileye gelin gidiyor. Orada mutlu olmaması için hiçbir neden yok. Ya bu mutlu olması için yeterli bir neden yani, öyle mi? O yüzden mi benim arkadaşımı kızınıza layık görmediniz? Acı içinde kıvranıyor çocuk. Ya değerli bir ailenin oğlu olmadığı için. Alev Hanım, bu konuda beni anlamanız çok zor. Ama lütfen şunu bana anlatın. Doğa çocuk sayılır. Metehan zaten çocuk. Hadi o yaşlarda insan yaptığın ettiğinin önünü arkasını düşünmez ama siz nasıl yaptınız bunu? Bunun çocuklukla falan hiçbir alakası yok aslında Abdullah Bey. Ben sadece birbirini seven iki insan kavuşsun istedim. Malum seven insanlar pek kavuşamıyor bu ara. Bizden mi bahsediyorsunuz?